Yok oğlum, burası güvenilir ya, rahat ol. Eminsin değil mi abi? Oğlum yıllardır buradayız ya. Bu çoluk çocuğa bu işleri veriyoruz ama bu çoluk çocuktan yana sıkıntıya girmeyelim aslında. İnsanlar aileleri üşürse kötü patlıyor. Zorla mı veriyoruz kardeşim, içmesinler? İçmesinler de çoluk çocuğa vermesin. Biz de bedeller diyoruz yani burada. Korkuyorsan yapma kardeşim. Ne korkacağım abi ya? Kimden korkmuştum bu zamana kadar? Geliyor lan tantan abi. Eminim abi, o eşya beni artık bir değişik yapmıyor. Halk dilinde Metin amca, Met amca, ateş buz olarak bilinen metamfetamin ilk olarak 1900'lü yılların başlarında Japonya'da ilaç sanayisinde tıp sektöründe kullanılmak için üretildi. İlerleyen dönemlerde ise bu keyif verici madde olarak karşımıza çıktı. 2009 yıllarında resmi kayıtlara göre İran sınır üzerinden getirildi. Şu an günümüz şartlarında ise toplumda en çok kullanılan uyarıcı madde şu an metamfetamin. Metamfetamin kristalize bir yapıya sahiptir, buzlu bir yapıya sahiptir ve bunun sonucunda çok saf bir madde olarak gözükür. Lakin diğer maddeler arasında en fazla kimyasal yapıya sahip olan ve tahribatı en fazla olan maddedir. Yaklaşık 17 yıl boyunca uyuşturucu kullandım. 8 yıl önce Bağımsız Yaşam Derneği'nin tarafından sokaktan alınıp burada tedavi olup görev yapmaya başladım. Bağımsız Yaşam Derneği'nde bağımlılık danışmanlığı yapıyorum. 18 yaşında akran zorbalığına maruz kalarak uyuşturucuya başladım. Ve toplamda bu işte esrarla başlayıp kimyasal maddelere uzanan tam 17 yıl boyunca bir serüven oldu. Toplumda böyle bir inanç var. Yani benim çocuğum kullanmaz, benim oğlum... Hayır, herkesin oğlu risk altında. Zengini, fakiri, alimi, cahili, kültürlü, kültürsüzü. Herkesin kapısında tehdit. Yani ben buraya doktor gelen gördüm, bağımlı. Avukat gelen gördüm, bağımlı. İmam geldi, imam. Din kültürü öğretmeni geldi. Müezzin çocuğu, müftü çocuğu, hafızlar geldi, öğretmenler geldi, okul müdürleri geldi. Yani sanatçılar geldi, siyasetten insanlar geldi. En az gelen sokaktan geliyor. Abi bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eşyayı da zar zor opsiyonla aldım. İçmekten ne satabiliyoruz ne bir şey. İlk günden beri hep zarar, hep bir borç, hep bir hasım, hep bir karakol, hep bir cezaevi. Zaten hiçbir kar edemiyoruz. Yıllardır bu işin içinde ne para var, ne pul var, ne bir şey var. Hep zarardayım, ben bu işi anlamadım. Zaten memurlar takipte. FBI'yı takmışlar peşime. Dronelar evimi izliyor. Artık kafayı yedim, anladın mı? Telefonlarım dinleniyor. Kaç tane telefon kırdım. Bak, bu da babamın telefonu, anladın mı? Onunki güvenilirdir diye gittim onunkini aldım. Kişinin sağlıklı düşündüğü mekanizma ciddi anlamda tahribata uğruyor. Ve bu da onun sağlıklı düşünememesine, dışarıdaki nesneleri, dışarıdaki dünyayı sağlıklı algılayamamasına sebep oluyor. Burada şimdi iki farklı durum var. Birincisi sanrı, hezeyanlar. Diğeri ise varsanı, yani halüsinasyonlar. Şimdi hezeyanlar ortaya çıktığı zaman nasıl düşünüyor? Diyor ki karım beni aldatıyor. Beni takip ediyorlar, bu kameralar beni izliyor, bu evdeki yabancı kişi kim, halbuki babası, bu kadın niye bana ters ters bakıyor, halbuki annesi, bu kadın beni öldürecek deyip onu bir tehlike unsuru olarak algılayıp söz konusu kendi annesine, kendi babasına kıyan, ki bu yakın zamanda haberlere de çıktı, metamfetaminin etkisinde olduğu için kişi kendi anne babasının anne baba olduğunu algılayamıyor ve kendisine zarar verici düşüncelere sahip olduğu için bu insanlara zarar verme eğilimine kadar gidebiliyorlar, ki bu gerçek hayatta da karşımıza, bizim ülkemizde çıktı. Bu olumsuz düşüncelerle beraber kişi eşiyle olan ilişkisini bozuyor. Neden? Diyor ki bu beni aldatıyor. Halbuki alakası yok. Aldatma, yani öyle bir durum yok. Bunun dışında kameralar beni izliyor. Kimlik kartındaki çipten beni takip ediyorlar. CIA beni takip ediyor. Bu uçaklar, bu dronelar beni takip ediyor. Çok anormal derecede bir düşünce yapısına sahip oluyor kişiler. İkinci durum ise halüsinasyonlar, varsanılar ciddi anlamda yoğun bir şekilde ortaya çıkıyor. Üç boyutlu kişileri, üç boyutlu kısma gittiğini, cinlerle muhatap olduğunu veya da var olmayan şeyleri gördüğünü,
çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Nasıl? Adam diyor ki, hocam ben işte kullandığım dönemlerde cinlerle iletişime geçiyordum. Halbuki böyle bir durum yok. Kullanmış olduğum maddenin etkisi. Binaların yürüdüğünü görüyordum hocam. Yerin altına kaydığını hissediyordum. Var olmayan sesler duyuyordum. Benimle konuşuyorlardı. Benim işte beynimi açtılar. Bana bilgileri yüklediler, sonra kapattılar. Ben kapalı beyin ameliyatı oldum. Buna benzer durumlar ortaya çıkıyor. Ve bunları bir noktada gerçeklik algısında hissetmesi de benzer şekilde metamfetaminin kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar. Mesela bir tane met kullanıcısı geldi buraya. Yani metin artık kafasında öyle bir etkisi altına almış ki kafasını metamfetamin bu çocuğun. Bunun yararlı bir şey olduğunu zannediyor. Ve karar veriyor. Annesine babasına da bulaştıracak, içirecek. Bir yol düşünüyor. Akşam yemeğine ve çaylarına katıyor azar azar. Aile farkına varmadan içmeye başlıyor. Anne ve baba bir hafta içerisinde değişimi fark ediyorlar kendilerinde. Uykuları gelmiyor, işte farklı farklı hislere büründüklerini fark ediyorlar. Yani normal rutin belki 30-40 yıllık hayatlarındaki yaşamların değiştiğini fark ediyorlar. Sonra anne şüpheleniyor. Bu çocuk diyor acaba bir şey mi yapıyor bize? Takip ediyor. Bakıyor ki akşamları çayın içerisine bir şeyler kattığını görüyor. Sonra fark ediyor. Ondan sonra önlem alıyorlar. Yani ben çocuğa sorduğumda sen bunu neden yaptın? Aslında bunun faydalı olduğunu, zararlı olmadığını anlasınlar diye yaptım ki onlar da içsinler ve bu sorun ortadan kalksın diye. İşte çocuğun beynini bu kadar bitirmiştim. Şöyle anlatayım size, 17 yıl boyunca işte gülerek, oynayarak uyuşturucu içmedim. Hep tedavi olmaya çalıştım, kurtulmaya çalıştım. Hani uyuşturucuya bataklık diyorlar ya, gerçekten öyle bir bataklık çünkü çırpındıkça, kurtulmaya çalıştıkça insan daha çok batıyor. Bağımlılıktan aslında bireyler bir duygu yoluyla bağımlılığa başlıyor. Bu mutluluk olabilir, üzüntü olabilir, öfke olabilir, kızgınlık olur. Yani baktığımız zaman bir duyguyu bastırmak, o duygunun geçmesi için uyuşturucuyu kullanım davranışlarıyla bağımlılık oluşuyor. Toplumda en çok kullanılan uyarıcı madde şu an metamfetamin. Çünkü her sokak başında, her köşede, okul çıkışlarında, birçok yerin çıkışında insanların normal alışverişe gider gibi gidip metamfetamin aldığı, kullandığı birçok hikayeyle karşılaşıyoruz. Şimdi size şöyle bir ilginç bir bilgi vereyim. Diğer tüm maddelerde erkek kullanım oranı çok daha fazlayken metamfetaminde kadın kullanım oranı çok daha fazladır. Şu anda mesela bize müracaat eden internet sitemizden ya da tanıdıklar vasıtasıyla ya da iyileşen kardeşlerimizin işte referansıyla, aracılığıyla bize müracaat eden hastaların 18'i yaklaşık metamfetamin dediğimiz met kullanıcılar. Bu da işin ne kadar aslında vehametinin büyüdüğünü gösteriyor. İşin problemin ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor. Metamfetamin kullanıcıları kendilerini bağımlı olarak görmüyor. Bu da büyük bir problem. Çünkü destek almak istemiyorlar. Çoğu zaman aile zorlarıyla gelseler de burada ailelerinin sorunlu olduğunu, problemli olduğunu söyleyip kendilerinin aslında böyle bir sorunu olmadığını, sıkıntısı olmadığını söyleyip gidiyorlar. Mesela bir tane met kullanıcısı geldi buraya. Kendisi fahri imamlık yapan bir kardeşimiz. Maddeye düşmeden önce hem hanımı hem kendisi örnek aile gösterilebilecek insanlarmış. Yani örnek aile statüsünde karı kocalar. O kadar ki hem din diyanetlerine bağlı hem güvenilir, temiz, dürüst insanlar. Tabii bu kardeşimiz bir şekilde mete düşüyor. Bir hikayesi var, oraya çok girmeyeyim. Mete düştükten sonra yavaş yavaş daha iyi ibadet ettiğini, işte Kur'an-ı Kerim'deki manaları daha iyi anladığını, ona bazı alemlerin açıldığını, kendisini böyle bazı makamlara doğru çıktığını hissetmeye başlıyor. Maddenin ondaki etkisi böyle işte, kişiye göre değişiyor demek ki. Tabii bu böyle olunca meti yoğunlaşıyor mete. İçmeye devam ediyor, fazlalaştırıyor. Sonra hanımını alıştırıyor. Çünkü bunun iyi bir şey olduğunu, içilmesi gerektiğine inanıyor. İşte mete alışan bir adam onun kölesi oluyor. O sana öyle bir düşünce alemi açıyor. Hanımını ulaştırıyor. Sonra diyor ki ya madem bu iyi bir şey, ben diyor bunu cemaate de diyor içelim, hep beraber daha iyi ibadet edelim. Daha iyi işte namazlarımızı kılalım. Böyle kafasında cereyan etmeye başınca hanımı o arada hamile kalıyor ve ben çocuğumu böyle dünyaya getiremem deyip kocasını bırakıp kendi ailesinin yanına taşınıyor. Tabii kızcağız kurtuluyor. O
hamile kalmasından dolayı Allah lütufta bulunmuş, o kız kurtuluyor. O kızcağız araştırıyor. En son bizi bulup kocasına da diyor ki bak böyle bir yer buldum. İstersen git oraya bir tedavi ol. İşte kendine gel. Bak böyle olursa ben senin yanına gelmem. İşte çocuğumu da sana göstermem. Bakıyor ki çıkış kapısı yok. Hanımının bu tehdidi, bu işte şeyi karşısında mecbur kalıyor, çaresiz kalıyor ve bize geliyor. Yani ondaki şeyi görüyorsun, bir cemaate alıştırır. Elinden gelse Türkiye'deki herkese içirmek isteyecek. Bizim ailelerimizin en büyük yaptığı hata çocuğun kiminle arkadaşlık yaptığına değil, çocuğun ailesine bakıyorlar. Çünkü anne baba işte üst komşunun oğlu ile arkadaşlık yapıyor. Üst komşu kim? Emine Hanım, işte Mehmet amca, işte beş vakit namazını kılarlar. Çok düzgün insanlar. Ama işte hata aileye bakmayacak. Yani anne baba çocuğun arkadaşlık yaptığı ailesine değil, o çocuğu tanımaya çalışacak. Yani bu çocuk kimdir, ne yapar, hobileri nedir? Çocuğun kimle arkadaşlık yaptığını iyice süzgeçten geçirmesi lazım. Çünkü bu insan eliyle, insan yoluyla bulaşan bir hastalık, uyuşturucu bağımlılığı. Yani temasta olduğu insanları ailesinin çok iyi süzgeçten geçirmesi lazım. Bağımsız Yaşam Derneği 2013 yılı Aralık ayında kuruldu. Tabii bağımlılık alanında kurulan belki ilk derneklerden birisidir. Yaklaşık 10 yıldır aktif olarak bağımlılık alanında mücadele ediyoruz. Bağımlı kardeşlerimize hizmet vermek, onların çaresiz oldukları durumdan kurtarmak, belki son umut kapısı olabilecek bir kapı olmaya çalışıyoruz. Maddenin insanlara hiçbir değeri, hiçbir katkısı yok. Saygınlığını, namusunu, izzetini, şerefini, onurunu, maddi paranı, mal varlığını, iş imkanlarını, mesleğini, her şeyini kaybettirir sana. İnancını kaybettirir ya. Aileni kaybettirir, vatanını, milletini kaybettirir. Yani varlık olarak sende ne varsa Allah'ın sana lütfettiği hepsini kaybedersin. Yani düşmem dediğin her şeye düşersin. Yapmam dediğin her şeyi yaparsın. Olmam dediğin her şey olursun. İşte madde böyle bir şey. Hayatına girdiğimiz zehir gibi yavaş yavaş seni yok ediyor. Bence dünyadaki en büyük mücadele şu anda uyuşturucuyla mücadele. En büyük mücadele. Çünkü terör de buradan besleniyor. Bütün gece hayatlar buradan besleniyor. Bütün baronlar buradan besleniyor. Bütün kötü insanlar buradan besleniyor. Siz burada mücadelenizi büyütürseniz hepsini de bertaraf etmiş olursunuz. Hepsinin kökünü kazımış olursunuz. Metamfetamin kullanan kişilerde suçluluğa yatkınlık diğer maddelere göre daha fazladır. Ve çok yakın örneklerde de bildiğimiz gibi kişi kendi ailesine zarar verebilir, kendisine zarar verebilir, kriminal olarak birçok olaya başvurabilir. Bu da aslında maddenin ne kadar zararlı olduğunun göstergesidir. Dışarıda hızlı bölüm anlamına geldiği de bilinen metamfetamin, orta ve uzun vadede de en hızlı ölüme götüren madde olarak bilinir. Thank you.